Beş dakikada gündemden merhaba. Geçtiğimiz hafta Ermenistan'da genel kurmay imzalığı bir muhtıra ile Başbakan Paşinyan istifaya davet edilmiş. E, sonrasında hem muhalifler hem Paşinyan taraftarları kentin iki büyük meydanında sokağa çıkmışlardı. Biz tam o saatlerde durumu gazeteci Arman Süleyman yana sormuş, detayları ondan almıştık. Bugün öğle saatlerinde muhaliflerin Ermenistan'da hükümet binasına girdiği haberleri geldi. Biz de tekrar Arman Süleyman yanla birlikteyiz. Neler oluyor Ermenistan'da, Erivan'da diye sormak için. Welcome to our broadcast Arman. Doğru. Uh... Herkese merhaba, merhaba Yön Radyo dinleyicileri. Sanırım size şu an verebileceğim özel bir haber var. Önce Yön Radyo dinleyicilerinin duyacağı özel bir haber bu. Bildiğiniz gibi Ermenistan'da siyasi kriz devam ediyor ve dün çok ilginç bir gelişme yaşandı. Parlamentodaki liderlerden Edmond Manukyan'dan bir öneri geldi. Aydınlık Ermenistan adlı partinin lideri Manukyan, kendisinin krizden çıkış için çok akıllıca bir önerisi oldu. Manukyan'ın Paşinyan'a bir önerisi oldu. Birkaç ay önce Paşinyan başbakanlıktan istifa edebileceğini ama şu an parlamentoda olan partilerden bir güvence istediğini açıklamıştı. O da şu an parlamentoda olan partilerden hiçbirinin başbakanlık için aday göstermemesi olmuştu. Ermenistan Cumhurbaşkanı dün Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı 12 Gasparyan'ın görevden alma girişimini onaylamamıştı. Ermenistan yasalarına göre bu da 13 gün sürecek bir kriz demek. Çünkü Paşinyan'ın Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi ve 13 gün buradan yanıt beklemesi ve sürecin uzaması anlamına geliyor bunlar. Bu noktada konunun uzamaması için Edmond Manukyan şunları önerdi. Nikol Paşinyan'ın istediği herhangi belgeyi imzalamaya hazırım dedi. Manukyan başbakanlık için aday olmayacağım ama aday göstermeyeceğimize dair her türlü garantiyi vermeye hazırım dedi. Bu öneri herkese şu anki tüm parlamenterleri evlerine gönderme ve yeni bir seçim sürecine girme olanağı veriyor. Bu da şu demek, bir kez daha insanların meydanlarda toplanmasına, birbirleriyle kavga etmesine ve çatışmasına gerek kalmayacak. Paşinyan seçim sürecini ilan edebilecek ve yükselen tansiyonu düşürebilecek yani. Şu ana kadar Başbakanlık ofisinden bu öneriye dair bir açıklama gelmedi. Ancak Ermenistan'da herkes şunu görme olana sahip olacak böylece. Eğer Nikol Paşinyan bu öneriyi reddederse Paşinyan'ın sivillerin kanının dökülmesine ihtiyacı var anlamına gelecek bu artık. Bildiğiniz gibi bugün Erivan saatiyle saat 6'da yine iki büyük alanda iki gösteri çağrısı yapıldı. Biri hükümet yanları, diğeri ise muhalifler tarafından yapılacak bu gösteriler. Erivan sokaklarında binlerce yurttaş toplanacak. Bu oldukça gergin ve tehlikeli bir durum aynı zamanda. Burada ne olacağı Nikol Paşiyan'a kalmış durumda. Başbakanın istifa etmek ve görevi bırakmak için büyük bir şansı var artık. Durumu rahatlıkla sakinleştirebilir. Şu an tam bu noktadayız. Herkes nefeslerini tutmuş birbirine şans diliyor. Bu akşam herhangi bir çatışma yaşanmaması için. Bir saat kadar önce son dakika haberleri düştü. Muhaliflerin hükümet binasını bastığı yönünde haberler geldi. Doğru mu? Yo yo hayır bunlar çok ciddi şeyler değil. Bunlar gerginliği sürdürecek küçük gruplar. Şu ana kadar ciddi herhangi bir olay yaşanmadı şimdilik. Ancak bu akşam ciddi şeyler yaşanabilir. Çünkü her iki tarafta binlerce taraftarını sokağa çıkarmış olacak. Ancak parlamentodaki muhalefet liderinin önerisini düşündüğümüzde şu an gösterilere kadar hala birkaç saatlik süremiz var ve hepimiz umutluyuz. Umudumuz, Nikol Paşinyan'ın parlamentoyu eve gönderip seçim sürecini başlattığını ilan etmesi yönünde. Yani Paşinyan'ın bu şansı kullanıp kullanmayacağını önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Evet, bu arada biz bağlantılarımızı sürdürür ve Yön Radyo dinleyicilerine ve izleyicilerine Ermenistan'daki son durumu aktarmaya devam ederiz. O halde tekrar görüşene kadar şimdilik bu kadar diyelim. Çok teşekkür ederiz.